Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Doğru açılar konusuyla yeni nesil sorular çözeceğiz ve çok güzel bir ders olacak. Yeni nesil sorular kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Yorumlarda da arkadaşlarımızdan gerçekten çok güzel dönüşler alıyoruz. İyi ki de böyle bir kamp yaptık. İyi ki de şimdiden yeni sorular çözüyoruz ve kendimizi 8. sınıftaki LGS konularına ve sorularına hazırlıyoruz diye. Biz de sizlerden gelen bu yorumları gördükçe arkadaşlar çok seviniyoruz ve gerçekten çok güzel bir iş yaptığımızı tekrar tekrar kendimize teyit etmiş oluyoruz Arkadaşlar bu güzel yeni nesil soru çözüm kampımızı hangi kitapla yapıyoruz Tabii ki 7'den 8'e yeni nesil matematik soru bankasına yapıyoruz arkadaşlar yeni müfredata ve Meb Müfredatına arkadaşlar %100 uyumlu bir şekilde içerisinde arkadaşlar sayısal analiz 7'den 8'e ön hazırlık akıl yürütme ve gerçek yaşamla alakalı çok güzel sorular var ve bugün de sizlerle beraber arkadaşlar ne yapacağız e, doğrudaçlar konusunu çözmüş olacağız bakın burada size kısa kısa bilgilendirmeler yapıyor ve içerisinde çok zor olmayan ve sizleri çok yormayacak matematikten böyle korkmanızı engelleyecek çok tatlı ama yeni nesile de uyumlu sorular var. Bunlarla beraber arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bunları çözüyorsunuz ve kendinizi 8. sınıfta bomba gibi hissediyorsunuz diyelim ve Kitabı almayan arkadaşlarımız varsa hemen i butonuna bassınlar ve Tonguç kitapçılarından bu kitabımızı temin etsinler diyelim ve hadi bakalım toplanın dersimiz başlıyor. Arkadaşlar bu dersimizde sizlerle beraber ne göreceğiz? Tabii ki aç ortay kavramıyla alakalı sorularımız olacak. İki paralel bir kesen doğrular arasındaki açılar, göndeş, iç ters açılar bunlarla alakalı sorular çözeceğiz. Ve pratik kurallarımız var. C kuralı, Z kuralı, M kuralı, kalem ucu gibi kurallarımız da vardı. Bunları da içeren arkadaşlar soruları senle beraber ne yapacağız? ...çözmüş olacağız dedik ve... ...haydi bakalım ilk sorumuzdan başlayalım. Tabii bu arada arkadaşlar sizlerle beraber... ...benle bu soruları çözerseniz... ...gerçekten çok mutlu olurum ve... ...arkadaşlar çok da güzel bir ders olur. Sizlerde katkı sağlamış olursunuz diyelim ve... ...şu an dersimize katılan herkese de... ...selamlarımızı, sevgilerimizi... ...iletelim diyelim ve dersimize başlayalım. Aşağıdaki ABC üçgeninde... ...A açısı 70 derece... ...C açısı 60 derecedir arkadaşlar. Ayşe, B ve C açılarının... ...açı ortaylarından... BK ve KC'yi çiziyormuş. Peki arkadaşlar K nerede? E biz onu ne yapacağız arkadaşlar? Kendimiz çizeceğiz. Yani şurasını alıyorsunuz, buraya K diyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir aç-ortay çiziyorsunuz. Buradan da bir aç-ortay çiziyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde de güzel bir şekilde aç-ortayları oluşturmuş oluyoruz. Peki aç-ortay neydi? Açıyı iki eşit parçaya bölmüyor muydu arkadaşlar? Evet burası 30. Burası da 30 olmaz mı Allah aşkına? Süpersin. Peki büyük üçgende arkadaşlar hemen şöyle bir çizmek istiyorum. Bakın şöyle burası 60 değil miydi? Evet burası 70 değil miydi? Tabii ki evet. 70-60 daha kaç yaptı? 130 yaptı arkadaşlar. E 180'den ben 130'u çıkarttığımda kaç kalır? 50 kalır. Peki burası 50 ise 2 eşit parçaya bölmeyecek miyim burayı? Evet böleceğim. O zaman burası da arkadaşlar 25-25 olmaz mı? Süpersiniz. O zaman diyor ki bize BKC açısı kaç derecedir? Yani şurasını soruyor. Buraya da ben X dersem BKC açısı. O zaman hadi bakalım işlemlerimizi yapalım. X artı 25 artı 30 derece eşittir 180 olacak arkadaşlar. Bunları toplayıp da yani burası kaç yaptı? 55 yaptı. 55'i karşıya atarsam eksi 55 olarak geçerse arkadaşlar 180'den 55 çıkardığımızda karşımızda kalan açımız 125 derecedir diyoruz ve doğru cevabının 5 olduğunu senle beraber bulmuş olduk. İlk sorumuzla beraber heyecanımızı ne yapmış olduk arkadaşlar? Heyecanlı bir şekilde dersimize başlamış olduk. Evet dersimize geç gelen arkadaşlar varsa onlar da hemen like butonuna bassınlar bakalım. Şöyle bir yoklamada almış olalım. Şimdi aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi AC ve BD doğruları E noktasında kesişmektedir. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada E noktasını. BEC arkadaşlar 4x 10 derece olduğuna göre X kaç derecedir demiş. Arkadaşlar bakın bir açı ölçerimiz var ve açı ölçer burada 110 dereceyi gösteriyor. Demek ki arkadaşlar benim şuradaki açım. Hatta şöyle bir şey yapayım sizin için. Şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Bakın şurası 110 dereceymiş. O zaman şurası 110 derece olmaz mı Allah aşkına? Evet. Neden? Çünkü bakın buradaki açımız 110 derece olarak ölçülmüş geniş açı 110 derece. E burası da 4x-10 değil mi arkadaşlar? Evet. Peki şu ikisinin açısı doğru açı değil mi? Yani bunların ikisinin toplamını 180 derece eşitlemeyecek miyim? Süpersin. O zaman toplayalım bakalım. 4x 10 derece artı 110 derece eşittir 180 derece diyorum. Buradan 4x. Şunu da şunu toplarsam arkadaşlar buradan 100 derece kalır devam ettiğimde buradan 180 e 100'ü karşıya atarsam 4x eşittir arkadaşlar. Ne olmuş oldu? Buradan 80 oldu. Her yeri 4'e bölersem, her yeri 4'e bölersem x eşittir buradan kaç olur arkadaşlar? 20 derece olmuş olur ve doğru cevabımız da nerededir? Tabii ki C şıkkındadır diyoruz ve C şıkkını bulan arkadaşları tebrik ediyoruz dedik ve geldik üçüncü sorumuza arkadaşlar. Üçüncü sorumuz yine böyle yeni nesilmiş gibi gözüken aslında ama çok kolay olan bir soru. Şöyle bir okuyup değerlendirelim isterseniz. Aşağıdaki şekilde verilen K caddesi ile L caddesinin birbirine paralel olduğu söyleniyor arkadaşlar. Evet gerçekten de paralel. L caddesi ile 8. sokak arasındaki dar açının ölçüsü 40 derece olduğuna göre ki zaten görüyoruz burada. K caddesi ile 8. sokak arasındaki açının ölçüsü e, soru işareti kaç derecedir demiş. Arkadaşlar bu şekli ne yaparsınız? Şöyle yapabilirsiniz isterseniz ya yani çizebilirsiniz. Burası mesela K caddesi olsun burası arkadaşlar. Burası da L caddesi olsun ve buradan da arkadaşlar kim geliyor? 8. sokak geliyor. 8. sokaktan ne oldu? Buradan Çizmiş olduk. Şimdi geliyorum buraya. Arkadaşlar burası 40 derece değil miymiş Allah aşkına? Evet. Bakın burası 40 derece. Çok güzel. Bana neyini soruyor? Burasını soruyor. Buraya da x diyelim hadi. E, burası arkadaşlar buraya eşit değil midir? Yöndeş açılardan bakın burası. Buraya eşit olacağı için burası da x olmaz mı? Evet. O zaman bu ikisinin toplamı 180 yapmaz mı doğru açıdan arkadaşlar? Evet burası bakın. O zaman x artı 40 eşittir. 180 diyorum. 40'ı karşıya gönderdiğim zaman x'in aslında 140 derece olduğunu ne yapıyorum buluyorum arkadaşlar ve doğru cevabımızın da D olduğunu hemen ne yapmış olduk söylemiş olduk diyoruz ve geldik bir başka sorumuza. Aman Allah'ım uzun bir soru gibi duruyor. Bakalım sorumuzda bizden ne istemiş bu güzel sorumuz. Şimdi aşağıdaki şekilde KL ve MN birbirine paralelmiş. Tamam. iki paralel ve bir kesen doğrular diyoruz ya arkadaşlar işte tam olarak bu. Buna göre açtığı ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar bakalım. 1 ile B ters açı olduğundan arkadaşlar 1'e bakıyorsunuz burada. buraya bakıyorsunuz arkadaşlar burada. Ancak sevgili arkadaşlar bakın 1 dar bir açı, dar bir açı. B ise geniş bir açı. E bu dar açı, bu geniş açı nasıl birbirine eşit olsun değil mi? O zaman bu ifademiz yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Şöyle siyah kalemle alayım. Bu ifademiz yanlış bir ifade. 3 ile C yöndeş açılardır demiş. 3 ile C'ye bakalım arkadaşlar. 3'e bakıyorum aşağı bakıyor. C'ye bakıyorum aşağı bakıyor ve her ikisi de dar açı. Evet doğru cevabım aslında. Nerede? Çıkmış oldu arkadaşlar. Doğru cevabım B şıkkında olmuş oldu ve biz zaten çok da yormamış. Mesela şuna bakalım. 2 ile D şıkkı ters açı olduğundan arkadaşlar 2 ile D şıkkı ters açı olduğundan demiş. Toplamları ne olur? 180 derece. Olabilir demiş arkadaşlar. Bakıyorsunuz 2 ile B dış ters açı olduğundan toplamları 180'dir demiş. Ne olmuş burada arkadaşlar? Bu da sevgili arkadaşlar buna da yine ne yapmış olduk söylemiş olduk. Şimdi geldik bir başka sorumuza. Hemen devam edelim bakalım. Şimdi aşağıdaki şekilde B paraleldir. BA doğru parçası paraleldir DE doğru parçasına demiş. BCE 50 derece. Tamam, onu vermiş. ABC açısı arkadaşlar. ABC açısı e, eşittir CDE açısı. Bakın CDE açısı artı 40 dereceymiş. Arkadaşlar ben buraya bakın CDE açısına ben buraya x dersem x dersem arkadaşlar ABC açısı kaç olacaktır? Kaç olacaktır? X artı ne olur? 40 derece. Olmuş olur arkadaşlar. Şimdi geldiğimizde buraya baktığımızda arkadaşlar bize neyi soruyor? C, D, E'yi soruyor. X kaç derecedir demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu soruya sevgili arkadaşlar şöyle bir tane çizgi çekelim bakalım. zaten bizim biliyorsunuz kuralımız e, burasına. Arkadaşlar burası e, X artı 40 sa o zaman arkadaşlar burası da ne olacaktır? X artı 40 olacaktır. E, burada 50 var hocam ne olacak? O zaman arkadaşlar burası bakın burası ne olmuş olur o zaman? x eksi 10 olmuş olur arkadaşlar. Bakın topladığımızda x artı 40 oluyor mu? Oluyor. Çünkü z kuralından dolayı bakın z kuralından dolayı şurası şuna eşit olmak zorunda. Z kuralından dolayı ve burasının 50 olduğunu veriyorsa bize burası arkadaşlar x eksi 10 olması gerekiyor ki topladığımızda x artı 40 olsun. Peki şurayı kapattığımızda burayı kapattığımızda arkadaşlar şu ikisinin toplamı c kuralından dolayı 180 olmayacak mı? Evet o zaman arkadaşlar geliyorum x artı x eksi 10 eşittir 180 diyorum. 2x eksi 10 eşittir 180 diyorum arkadaşlar. Eksi 10'u karşıya atıyorum. 2x Artı 10 olarak geçti buradan 190 oldu. Buradan da arkadaşlar cevabım x'in ölçüsü 95 olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. bizi zaten neyi soruyordu? E'yi soruyordu. E orası x'i zaten doğru cevabımızda ne olmuş oldu? Adana şıkkı olmuş. Oldu diyoruz ve bu şekilde de bir başka sorumuza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik bu soruya. Bu soru çok güzel ve özel bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde BA paraleldir EF doğru parçası ve arkadaşlar CD e'ye e dikmiş ve burada da 70 derece var. Burada 130 derece var arkadaşlar. Olduğuna göre BCD açısının ölçüsü kaç derecedir demiş bizlere. Şimdi hemen bir bakalım arkadaşlar. Şunu birazcık ben daha büyük çizeyim mi? Şöyle birazcık daha büyük çizeyim bakın. Şöyle şöyle geldim. Şöyle geldim arkadaşlar. Şöyle de yaptım. Bakın sizin için harika bir şekilde büyüttük olayı. Bakın burası 130 derece değil mi? Hemen yazdık. Bakın ben şuradan şuradan arkadaşlar şunu uzatırsam şöyle farklı bir kalem olsun ki ekstra çizdiğim gözüksün arkadaşlar burası uzattığım zaman burası 180'den 130 çıkartırsam 50 olmaz mı Allah aşkına evet peki 90 50 daha 140 buraya 40 kalmaz mı süpersin e devam ettiğimde arkadaşlar hadi bir tane daha çizgi çiz çizeyim bakın buradan bir tane daha çizgi çektiğimde burası da arkadaşlar ne olmuş oldu yöndeş açılardan dolayı burası da 40 derece olmayacak mı Harika. E buraya bakalım arkadaşlar. Burası 70 derece değil mi? Bakın zaten soruda vermiş 70. E 70 ise Z kuralından dolayı arkadaşlar. Buranın tamamı, buranın tamamı arkadaşlar 70 olmak zorunda. E 70 ise burasının bir kısmı 40 sa buraya kaç kalır arkadaşlar? 30 derece kalır. O zaman da zaten doğru cevabımız da soru işaretinin olduğu yerde çıkmış olur diyoruz ve doğru cevabının 5 şıkkı olduğunu söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım geldik bir başka sorumuza. Şimdi sorumuz diyor ki bize aşağıdaki şekilde BE paraleldir DF'ye, DF paraleldir CG'ye olduğuna göre EBA 124 dereceymiş. Evet burada ACG 136 dereceymiş arkadaşlar o da burada tamam. E, AD A açısının açı ortay olduğuna göre ki görüyoruz zaten aynı semboller arkadaşlar. Olduğuna göre ADF açısının ölçüsü kaç derecedir demiş bizlere. Şimdi arkadaşlar isterseniz bunu da birazcık ne yapayım büyüteyim çünkü iç içe girmesin. Hop şöyle aldık. Bakın şöyle aldım. Şöyle aldım arkadaşlar. Şöyle aşağıda. Burası şöyle oldu. Şöyle aldık. Bakın şöyle güzel bir şekilde aldım. Ve buradan da aşağı indiğim zaman şöyle tamamdır. Şimdi ihtiyacım olan burası 124 mü? Süpersin. Gerçekten harika. Burası 136 mı? Harikasın gerçekten. Ve bana da burayı soruyor. Buraya da x diyeyim isterseniz. Burası da arkadaşlar açı, ölçer, şey, açı ortay olduğu için ne yaptık? Aynı sembolü verdik. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar yapman gereken şey çok basit. Hemen sivri noktadan kendine yeni bir tane doğru çiziyorsun. Ve bu doğruyu kullanıyorsun. Şimdi arkadaşlar burayı kapattığımda bakın burada bir c kuralı var. 136 şuradaki açıyı ben bulabilirim. Şu açıyı bulabilirim arkadaşlar şurada. 136 ise burası. 180'den 136'yı çıkartırsam arkadaşlar 180'den 136'yı çıkarttığım zaman 44 derece kalıyor. Hemen ne yaptım? Buraya 44'ü yazıyorum. 44 yazdık. Tamamdır. Devam edelim bakalım arkadaşlar. Buraya baktığımızda aynı kuralı burada da uygulayabilirim. Bakın şuradaki açıyı bulmak için arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Şuradaki açıyı bulmak için 180'den 124'ü çıkarmam gerekiyor. Çıkartalım bakalım. 180'den 124'ü Hemen ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Çıkartırsam buradan karşıma kaç geliyor? 56 derece geliyor. O zaman buraya da ben ne yapıyorum? 56 derece diyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim bakalım buradaki açıortaylarımızın ölçüsüne arkadaşlar. Şimdi burayı bulmak için ne yapacağım? 44 de 56'yı topluyorum. Toplarsam arkadaşlar kaç yapıyor? 100 derece yapıyor. 180'den de arkadaşlar 180'den de 100 dereceyi çıkardığımızda kaç kalır? 80 derece. Bakın şuradaki iki açıyı topladım ve 180'den çıkardım. Geriye e, arkadaşlar e, 80 derecem kaldı. Bunu ikiye bölersem burası 40 derece, burası da 40 derece olarak karşıma geliyor. Şimdi devam ediyorum bakalım. Arkadaşlar şuradaki kenarı görmeyin. Bakın şuradaki kenarı görmeyin. Burasının toplamı kaç yaptı? Burasının toplamı bakın. Şurasının toplamı kaç yaptı? Büyük bir C var bakın burada. Büyük bir C var bakın burada. Büyük bir C var arkadaşlar. Şunu ne yaptım? Daha belirgin hale getiriyorum. Büyük bir C var. Bu C'de bakın şuradakini görmeyin. Şu ikisinin toplamı kaç yapar? 96 yapmaz mı Allah aşkına? Bakın şu ikisinin toplamı 96 yapmaz mı? Evet. Bakın bu, bu açıyla şu açının toplamı 180 olacağından dolayı dolayı arkadaşlar o zaman burası 96 ise 96 artı x eşittir 180. O zaman 96'yı karşıya atarsam arkadaşlar x açısı 84 derece olarak bulmuş oluyorum. Ve doğru cevabı da Adana'da işaretliyorum arkadaşlar. Umarım buradaki böyle biraz karmaşalı çok daha net anlamışsınızdır diyelim. Ve arkadaşlar ne yapalım yavaş yavaş yolculuğumuza devam edelim. Evet sonradan gelen arkadaşlara herkese merhabalar diyelim arkadaşlar. Hoş geldiniz dersimize. Yeni nesil doğru açılar sorularını çözmeye devam ediyoruz. Ve güzel bir şekilde arkadaşlar sonuçlarımızı bulmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım bu soruyla beraber yolculuğumuza devam edelim. Aşağıdaki şekilde AB paraleldir CD demişler arkadaşlar. AB'miz paraleldir CD'ye. Tamamdır. Bakın burada açı ölçerimizin arkadaşlar 50 dereceyi gösterdiğini görebiliyorum ben. O zaman şöyle bir şekil çizeyim. Hadi böyle bir tane daha çizeyim. Buradan da arkadaşlar şöyle bir tane şekil çizeyim güzel bir şekilde. Burada bakın doğrularımızı çizmiş olduk. Daha belirgin, daha büyük olsun. Iç içe geçmesin diye. Bakın burası 50 ise arkadaşlar şu bölüm 50 derecedir. Yani şurası arkadaşlar 50 derecedir. Buraya ben 50 dereceyi yazdım. Buraya da yazayım hadi. E burada da soru üzerinde de görmüş olalım. Bakın bana burasını soruyor. Ben buraya x diyelim. Yani şurasını soruyor arkadaşlar. Burası da x olmaz mı? Evet olur. Şimdi arkadaşlar bakın burası 50 derece ya. E, burası yöndeş açılardan dolayı. E burası da 50 olmaz mı Allah aşkına? Yani burası da 50 derece olur. Niye? Çünkü aynı yöne bakan yöndeş açılar birbirine Eşittir diyoruz. Peki burası 50 ise burası da 50. E, ikisinin toplamı arkadaşlar bir doğru açı meydana getirmez mi? Evet getirir. O zaman x artı 50 eşittir 180 derece diyorum arkadaşlar. Buradan da eksi bulmak için x'i yalnız bırakma çabasına giriyorum. 50'yi karşı x olarak atarsam da buradan arkadaşlar doğru cevabım 180 eksi 50'den doğru cevabım 130 derece olarak bulmuş oluyorum ve doğru cevabım da D şıkkında olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu bu da. Çok tatlı yöndeç açıları bakın sizlere ne yapmış olduk anlatmış olduk arkadaşlar. Geldik buraya. Haydi bakalım bir sorumuz daha var. Yine özel ve güzel bir soru arkadaşlar. Sorumuzda bizlere diyor ki aşağıdaki şekilde CD ve AB arkadaşlar e, paraleldir. CF ve AFD sırasıyla C ve A açısının açıortayıdır demiş arkadaşlar. Buna göre CEA 106 derece olduğuna göre CFA açısı kaç derecede demiş zaten burada soru işareti vermiş arkadaşlar onu bize soruyor hadi birazcık yine ne yapalım sorumuzu şöyle büyütmüş olalım burada sanki bir roket ucu kuralı varmış gibi hissettim bakın böyle ilk etapta arkadaşlar gözüme çarpan bir durum buraya bakalım sevgili arkadaşlar şöyle bir açımız var şurada da burada da açıortaylarımız var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar da yine çizgilerle gösterdik. Burasının 106 derece olduğunu bize söylemiş. 106 derece diyoruz ve burayı da bize soruyor. X diyor. Arkadaşlar şimdi gelelim buraya. Bir kere açıortayları şunu diyebilirsin. Ben buraya A demek istiyorum. Buraya da A demek istiyorum. Buraya B demek istiyorum. Buraya da B demek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şunu diyebilir miyiz? yani roket kuralından dolayı arkadaşlar. Roket kuralından dolayı. Bakın roket kuralımız şurada. Roket roketimiz ya da kalem ucu da diyebiliriz. Kalem ucu da diyebiliriz arkadaşlar. Bakın roket kuralında neydi? 3 tane açının toplamı yani şu açı, şu açı ve şu açının toplamı 360 olacaktı. O zaman burası 2A arkadaşlar. 2A artı. Burası 2B tamamdır. Artı 106 derece eşittir 360A tamamdır. 2A artı 2B arkadaşlar 106'yı karşıya gönderdiğimiz zaman 260 254 kalıyor 2A artı 2B 254 ise arkadaşlar yarısını alırsam a artı Byi alırsam arkadaşlar. 27 buradan da ne oldu? 127 derece çıkmış oldu. Şimdi bakın burada yine arkadaşlar roket ucu kuralını kullandık ya. Sırada bir de kullanmamız gereken başka bir materyal var. Pratik kural var. O nedir biliyor musunuz? Bakın burada bir M var. Bakın M kuralı var. M kuralını hemen hatırlamışsınızdır mutlaka. Bakın burada M kuralımız var. M kuralında neydi arkadaşlar? M kuralında şu içerideki açıyla şu içerideki arkadaşlar açının toplamı Toplam bakın şunun toplamı burayı veriyordu arkadaşlar. Bakın burayı veriyordu. İki tane iç açının toplamı terse bakan diğer açıya eşitti. Yani A artı B eşittir X diyebilir miyim? Evet peki A artı B gördüğüm yere ben 127 bulduğum için 127 yazabilir miyim? Evet A bakıyorum X kendiliğinden çıkmış oldu arkadaşlar zaten. Bana da X soruyordu. O zaman doğru cevabım da 127 oldu ve mükemmel bir şekilde bu soruyu da ne yapmış olduk arkadaşlar? tamamlamış olduk ve çok da güzel oldu diyebiliriz. Hem roket ucu kuralını kullandık. Toplamları 360 dedik. Hem M kuralını kullandık. iki iç açının toplamı diğer açıya eşittir dedik. Ve buradan da doğru cevabımızı 127 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Geldik bir başka soruya. Ve bundan sonra da bakalım dersimiz ne yapacağız. Yavaş yavaş bitireceğiz arkadaşlar. doğrudaçlar yeni nesil soru çözümümüzü diyebiliriz. Şimdi aşağıdaki şekilde A, B, D, C, G, H ve FE paralelmiş arkadaşlar. Bakın burada 3'ü paralelmiş. Zaten vermiş burada bakın 1, 2, üçü paralelmiş. FE ve AD de yine kendi arasında paralelmiş arkadaşlar. Bakın şurası ve şurası birbirine paralelmiş. Buna göre arkadaşlar EFG kaç derecedir? Şurayı soruyor bakın. Soru işareti olan kısım soruyor. Şimdi yukarıdaki problemin çözülebilmesi için aşağıdaki açı ölçülerinden hangilerinin verilmesi yeterli değildir demiş arkadaşlar. Ben burayı soruyor bana. Bana burayı soruyorsa o zaman ne yapmam gerekiyor? Bakalım düşünelim hangisini e, yeterli değildir demiş. A ile G verilirse arkadaşlar. A ile G verilirse bakalım ne olur demiş. Şimdi A verilirse arkadaşlar, G verilirse tamamdır. Çok güzel. A verilirse arkadaşlar bakın A ile Şimdi buradaki A ile arkadaşlar şu A ile bakın şu kenarla şu kenar paralel olduğu için ben buradan bakın şununla şu açı arkadaşlar aynıdır. Aynıdır A verilirse bu açı aynıdır. E buradan ben arkadaşlar şuraya geçiş yaparım bakın şuraya geçiş yaparım ters açıdan dolayı buraya geçiş yaparım. Arkadaşlar buradan da roket ucu kuralından dolayı bakın roket ucu kuralından dolayı e G'yi de biliyorum zaten e burasını da verdi bana. A'dan buraya buradan da buraya geçiş yaptım. Ve buradan da arkadaşlar G'yi de verirse roket ucu kuralından dolayı burayı bulabiliriz. Peki E verilirse arkadaşlar E ve G. E arkadaşlar E verilirse zaten ben E'den hemen tersine geçip burayı bulabilirim. Doğru açıdan E'yi çıkartırım burayı bulabilirim. E buradan da zaten G'yi verdiği için hemen ne yaparım? Burayı roket ucu kuralından bulabilirim. Hiç sıkıntı yok. C ile G. C ile G'ye bakalım arkadaşlar. C nerede? C'mize bir baktığımızda e, sevgili arkadaşlar C'miz burada görüyorsunuz arkadaşlar C açısı burada dolayısıyla şimdi buradaki açının buradaki açının arkadaşlar bize hiçbir faydası yok yani buradan baktığımızda aşağı alsak burada bir şey yok e, bunu bu tarafa alamıyorum e, bunların ikisinin toplamıyla alakalı bir bilgim yok e, C'yi buraya alabilirim. E buradan da başka bir yere çıkamıyorum. Arkadaşlar demek ki C'nin verilmesi bize çok da bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Peki D'ye bakalım. D'ye bakalım arkadaşlar. Onu da bir görelim. D açısı şurası. D açısı burası ise arkadaşlar. Bakın burası da D açısı olur. D açısı burası da olur arkadaşlar. Burası da D ile E bakın aynı yöne baktıkları için aynı olur. E'yi biliyorsam ben E'den buraya geçelim. Buradan da yine bulabilirim. Yine bu da benim için uygun olur arkadaşlar. Doğru cevabımız C'dir. C'nin verilmesi bize hiçbir katkı sağlamaz diyoruz ve hadi bakalım karşınızda çok güzel, özel, süper bir ödülü soru var. Ödülü sorunun cevabını bul, yorumlara yaz kendine. Çok iyi bak. Görüşmek üzere.